2019 yılına sayılı günler kaldı. Odunpazarı Belediyesi de bu kapsamda bünyesinde hizmete açtığı kurslarda eğitim alan yüzlerce kadın kursiyeri düzenlediği erken yılbaşı etkinliğinde bir araya getirdi. Etkinlikte Gökmeydan Halk Merkezi, OMEK ve Spor Müdürlüğü Merkezi'nden yaklaşık 1200 kadın yer aldı. Mutluyum, çok mutluyuz. Güzel bir organizasyon. Hem insanlar kaynaştırması açısından hem de insanlar farklı yönlere açılması açısından iyi. Odunpazarı Belediyesi'nin örgü kursundan katılıyorum. Hocamız söyledi böyle bir etkinlik olduğunu. Çok hoşumuza gitti. Sadece bayanların böyle bir etkinliğe katılması güzel bir şey. Çoğu bayan belki de ilk defa böyle bir etkinliğe katılıyor. Ha, tebrik ediyorum. Belediyemizden de böyle güzel etkinliklerin devamını bekliyoruz. Çok mutluyum. Çok teşekkür ediyoruz böyle bir etkinlik düzenlendiği için belediye başkanımıza, görevli ilgili kişilere çok teşekkür ediyorum. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt etkinlikte göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları hizmetleri sunumla anlattı. 2014 seçim sloganımız da buydu. Ve ilk yaptığımız işler bu uygulamaya yönelik işlerdi. Mutlu kadınlar ve mutlu çocuklar. OTEP uygulamalarını biliyorsunuz. OMEK meslek edindirme kurslarının içindesiniz. Kadın girişim kooperatifi kurduk. Burada kurslardan ürettiklerimizi satıp aile bütçesine katkı sunabilelim diye. Kazım Kurt, odun pazarının Türkiye'de kültür sanat alanında iddialı hale geldiğini ve önümüzdeki dönemde odun pazarını Türkiye'de sanatın merkezi yapacaklarını kaydetti. Kültür sanat deyince odun pazarı artık Türkiye'de iddialı bir hale geldi. Gelmek de zorunda ve ben önümüzdeki dönemde odun pazarını Türkiye'nin sanat merkezi yapacağım. Burada hem odun pazarının tanınırlığını artıracağız hem de Eskişehir'e turist gelmesi açısından, bilim adamı gelmesi açısından, sanatçı gelmesi açısından ciddi işler yapacağız. Kurt 4,5 yılda 900 metrekare alan yarattıklarını ifade etti ve özellikle düzenleme çalışmasını yaptıkları hamam yolunun birçok ödüle layık görüldüğünü kaydetti. 4,5 yılda 900 metrekare yeşil alan yarattık. Ve bunlar da herkesin gözü önünde, herkesin bildiği şu isimlerini gördükleriniz. Hamam yolu çok tartışıldı ama hamam yolu çok güzel oldu. Çok büyük ödüller aldı. Dünyanın pek çok yerinde odun pazarı ve hamam yolu tartışılır, konuşulur oldu. Bu ödüllerle sosyal belediyeciliği hayata geçirdiğimiz bir alan oldu. Başkan Kazım Kurt ayrıca kadınlar olmasa biz seçimi kazanamazdık dedi ve 31 Mart yerel seçimleri için bir kez daha oy istedi. Hem odun pazarında, hem Büyükşehir'de, hem Tepebaşı'nda seçimleri yeniden kazanabilmemiz için sizin desteklerinize ihtiyacımız var. Bize şu ana kadar vermiş olduğunuz destekleri biliyoruz. Kadınlar olmasaydı biz seçimi kazanamazdık. Ama yeni dönemde de kadınlar bize destek versin istiyor. Çünkü biz kadınları mutlu olan bir odun pazarını yaratmak istiyoruz. Daha sonra Eskişehir'in sevilen sanatçısı Mithat Körler sahne aldı. Körler birbirinden özel eserleri seslendirdi, kadınlarsa piste akın etti. Kadın kursiyerler körlerin verdiği konserle doyasıya eğlendi.